Arabeskin altın çağını yaşadığı günlere damga vuran, Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla hafızalara kazınan Tüdanya, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Maddi zorluklar da yaşayan usta sanatçının yardımına koşan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, Tüdanya'nın bir eve ihtiyacı var açıklamasını yaptı. 2020 yılında kalp krizi geçiren arabesk müziğin usta ismi Tüdanya, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Gırtlak kanseri olan ve sesini kaybeden 61 yaşındaki şarkıcı, kötü günler geçiriyor. Hem maddi hem de manevi zorluk yaşayan Tüdanya'nın yardımına Haluk Levent ve AHBAP Derneği koştu. Twitter hesabından yardım kampanyası başlattığını duyuran Levent, şu mesajı paylaştı: Tüdanya, eski ses sanatçımız, en güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Sağlığı için bir eve ihtiyacı var, valilik onay verdi. Şarkıcılık kariyerinin ilk yıllarında Türk sanat müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te ilk kaseti, Sıra Dağlar ile 650 binlik satış rakamına ulaştı. Ardından gelen Azap, daha başarısız olsa da 1986'da 3. albümü olan Seni Sevmeyen Ölsün ise korsanlar hariç 2 milyon sattı. Kasım 2021'de Star TV'de yayınlanan Haluk Levent'le Yeniden programına bağlanan Tüdanya, yaşadığı zorlukları oğlunun aracılığıyla anlatmıştı. Konuşamayan şarkıcı, borçlarının biriktiğini ve ev sorunu yaşadığını kaydetmişti. Haluk Levent, yaşamını İzmir'de sürdüren Tüdanya'nın ev sorununu çözeceklerini, borçlar için sanatçı arkadaşlarıyla kendi aralarında para toplayacaklarını açıklamıştı. Levent'in desteği sonrasında duygusal anlar yaşayan şarkıcı, gözyaşlarını tutamamıştı. Haluk Levent, Tüdanya'nın unutulmaz şarkısı, Seni Sevmeyen Ölsün'ü de seslendirmişti. Geçtiğimiz yıl Tüdanya'ya ulaşan şarkıcı Demet Akalın'ın da usta sanatçıya maddi olarak yardımda bulunduğu yönündeki haberler basına yansımıştı.